Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da diğer bir kovanımız. Şimdi buna bakalım tekrardan. Bir tane petek vermişiz. Petekte de mum kurdu varmış. Bakalım ne yapmışlar bunlar bu mum kurduna. Büyük bir ihtimal verdiğimiz petek. Bunu da komple temizlemişler arkadaşlar. Bu kurdudan eser kalmamış. Yeni çıkan analardan. Arı yoğunluğuna göre buraya şey yapmış. Yumurta atmış. Erkek arı da var burada. Bakın arkadaşlar. Şurada erkek arı var bir tane. Neredeydi o? Hemen burada arkadaşlar. Bir tane erkek arı gördük. İkinciyi de gördüm. Üçüncüyü gördüm. Dördüncüyü gördüm. Maşallah. Kaç tane erkek arı var burada ya? Beşinciyi gördüm. Altı, yedi, sekiz. Ne kadar erkek arı var arkadaşlar? Yumurtalar da var. Yani dedim yalancıya kaçma gibi bir durum mu var? Yok, öyle bir durum da yok. Bir erkek arımız varmış. Biz yok diyorduk. Bu çerçevede bayağı var. Neler oluyor bu kovanda? Bakalım neler oluyor. Bizim bir şey batıyor ama ne batıyor? Çivi batıyor. Burada pantolonlar da bir parçalı bunlar. Larvalar var. Günlük yumurtalar var. Ama biz bunu nasıl yapalım? Erkek arılar da var. Şimdi arkadaşlar bazen ana arı yan kovanlarda yüzük olduğunu veya yakın kendine yakın kovanlarda yüzük olduğunu farkına varıyor. Sırf onlar için erkek arı yumurtası da atabiliyor. Bakalım. Yani günlük yumurtaları gördük ama ana arıyı da bir görmek istiyorum burada. Yani şuradaki erkek arılar benim o iki taneyi çiftleştirebilir, rahat rahat çiftleştirebilir.
Evet. Erkek arılar var. Ballı bir çıta. Şu kadar arının içerisinde ana arıyı görmem lazım. Bazen oluyor işte, böyle göremiyoruz. Ama erkek arılar ama. Bakın arkadaşlar. Bak bu erkek arı. Şu erkek arı. Biraz önce burada bayağı vardı. Şu erkek arı. Bu çıtada bayağı bir erkek arı var. Bakın arkadaşlar şunlar. Şu. Şu. Bakın burada bir tane var erkek arı. Aha, uçtu. Bakın bu erkek arı. Demek erkek arımız var. Şimdi ana arıya bakıyoruz. Böyle günlük yumurtaları da gördük. Erkek arılar var. Bak, yan yana 3 tane duruyor. Bir de şöyle bir çıtaya bakın. Yani şurada yumurtalı olmasa alacağım, bir çıta alacağım. Ha, ana arıyı daha yeni gördüm. Ama bu ana arı da şurada arkadaşlar. Anadı. Gördük arkadaşlar. Şu çıtaya bir daha bakacağım. Eğer bu tarafı yavruluysa, evet yavrulu arkadaşlar. Buna bir şey yapamayız. Tarafa geçti. Biz ana arıyı bu çıtada gördük. Yani erkek arı olmasa sevindim. Yani ana arı da. Şurada. Parmağımın ucunda. Evet arkadaşlar.
Zeki Karın olması güzel. Benim açımdan güzel. Herkes bir şey söylüyor. Yok bu fıs fıs. Kovan terkine sebep olurmuş. Kovan terkine sebep oluyorsa ya açlıktır ya varroadır. Başka ne olacak? Ya da hastalıktır. Kovan terki bundan olur. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet.